Seni neden Müslüman be kardeşim? Dört mezhebe göre, bakınız Allah'ın dediğini söylüyorum ben. Eşşeyhu ve şeyhuhatü izâ zeneyâ fercumuhuma. Allah'ın hükmüdür bu. Bir evli erkek, İslam dininden bahsediyorum, ben Kur'an'dan konuşuyorum. Allah'ın dinine, Allah'ın dediğine göre, ister devletin en yüksek makamında olsun, ister sıradan bir Müslüman bir vatandaş olsun. Eğer evli ise, evli ve çocuklu bir Müslüman erkek zina ederse, zina, evli bir erkek, evli Müslüman bir erkek zina, fuhuş yaparsa ve zina ettiği de kanıtlanır, delille, ispatla ortaya konursa, Allah'ın dediğine göre bu adamın bir meydanda sıçan gibi taşlanarak öldürülmesi lazım. Nerede şimdi? Hani Allah'ın dediği oluyor mu? Dört mezhebin de hükmünü söylüyorum ben. Evli ve çocuklu bir Müslüman erkek zina ederse taş bile ezilerek öldürülür Allah'a göre. Ama şimdi Aksaray'da bilmem ne gazinosunda sabahlara kadar zina eden evli bir şarkıcıyı bu millet gidip alkışlıyor. Hani Allah'ın dediği? Ben bunu söylüyorum size. Allah'ın dediği olmuyor diye söylüyorum size. Ben başka bir şey söylemiyorum ki. Ne alakası var başka bir şeyle? Niçin anlamıyorsunuz kardeşlerim? İşte dini İslam'ın birinci hedefi, birinci gayesi, yeryüzünde Allah'ın dediği oluncaya kadar Müslüman'ın mücadele etmesidir. Hedef bu. Sen hedefinden şaşmışsın, hedefinden düşmüş gidiyorsun sen. Nereye gidiyorsun? Aziz müminler, asil kardeşlerim, Allah aşkına anlayınız. Geliniz günahlarımıza vazgeçelim. Geliniz şaşkınlığı bırakalım. Geliniz kötü yollardan, günahlardan ayrılalım. Şurada bir Kur'an-ı Kerim var. Bunu kayıtsız şartsız hayatımıza hakim kılalım. Geliniz Kur'an etrafında toplaşalım. Geliniz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunda tereddütsüz yürüyelim diyorum. Bütün dava bundan ibarettir diyorum. Bütün beşeriyet İslam'ı arıyor. Bütün insanlık İslam'ı arıyor. Anarşizmin hakikati aradığını bulamayan insanların ızdırabından başka bir şey değildir diyorum. Yeryüzü cehenneme dönmüştür. Ne doğusunda ne batısında huzur kalmamıştır. Ne güneyde ne kuzeyde emniyet kalmamıştır. Allah'ın hükmetmediği bir dünyada kimse hükümran olamaz, kimse mesut olamaz diyorum.